Sevgili YouTube, hoş geldin. Bu Neymiş serisinde ilginç, küçük, farklı, keşfedilmeyi bekleyen oyunlara bakıyoruz. Şurada kocaman bir playlist var. 150'nin üzerinde oyun var orada. Onları bulabilirsin. Biz şu an Facebook'ta canlı yayındayız. Dur şu oyunun müziğini biraz kısayım. Bugün karşımızda ne var derseniz, bugün karşımızda Potteries of New York oyunu var. Bir şekilde Vampire markasını tanıyanlar vardır belki aranızda. Vampiri Wattpad'den bilenleriniz de olabilir. Hoş geldiniz. Vampire the Masquerade oyunu vardır meşhur. Aslında şöyle, masaüstü rol yapma oyunu vardır meşhur. Ve onun uzun sonradan muhtemelen bildiğini düşündüğüm Vampire the Masquerade Redemption. Vampire the Masquerade, işte bir tane daha vardı, unuttum şimdi. Redemption'dı galiba o da. Hatırlamıyorum. İşte iki tane meşhur PC oyunu var Vampire'ın. Bir tane de yeni gelecek bu sene biliyorsunuz. RTX destekli falan, onu da pre-order ettik, koyduk bir kenara. Öte yandan vampir evreninde geçen White Wolf'un Vampire evreni bu, bilmiyorsanız. New York'un işte avcı grupları şeklinde bir oyun çıkmış. Visual Novel olduğunu duydum ben oyunun. Çok bir fikrim yok. Gireceğiz hep beraber. Bakacağız. Bakalım. Ne varmış hep beraber? Görelim. Irkımızı, klanımızı da seçelim. Vampire Masquerade ya da White Wolf'un Vampire dünyasını bilmiyorsanız, Vampire'ın White Wolf dünyası daha sonrasında pek çok esere ilham vermiş olan Çekilli Yakışıklı Vampirler hikayesini ilk başlatan oyun. Ondan sonra masaüstü rol yapma oyunu olarak 92 senesinde galiba piyasaya çıkıyor ilk. Fiziksel bir oyun yani, masaüstü kalem kağıtla oynanıyor. Aa, o nedir hiç bilmiyorum diyorsanız ve ilk kez bu videoyu izliyorsanız, ben ve benim kanaldaki çoğu insanın çok meraklı olduğu bir hobi. Hobi kanalı keşfederek onları da bulabilirsiniz. Şimdi farklı ırklarımız var. İşte hangi kan bütünlüğünden geliyorsan ona göre güçlerin de açılıyor uzun vadede. Neler vermişler bu tarafa? Toreador'lar var. Toreador'lar biraz daha şair gibi, romantik gibi falan filan. Eski versiyonda en azından öyleydi, hala öyle mi bilmiyorum. Venturo'lar iş insanı. Hallederiz Brom tarzı. Holding patronu ve mafyalar bunlar. Bruha'lar da abi bize gelmez Brom. İşte ver bir esrar dönelim. Bilmem neyi bilmezdik, harman olduk tarzı. Ona baş kaldırdım, buna baş kaldırdım tarzı vatandaşlar. Ben Venturo oynamaya karar verdim. İsmimiz de Amanda mı? Amanda olmasın ya. Rüzgar olsun. Aa, dur. İyi bir Wattpad ismi bulalım. Kumsal Nehir. Olmadı. Tamam, Kumsal diyeceğiz karakter ismini o zaman. İyi bir Wattpad ismi olmazsa tadı çıkmazdı çünkü. New York bana kadere inanmayı öğretti. Eğer bana insanken kaderi sorsaydınız, kader neymiş Brom derdim. Hepimiz kendi kaderimizi kendimiz çiziyoruz derdim. Ama Amerika'nın en zengin kadını, ama gerçekten en zengin kadını, öyle gazetelerde, sinemalarda gördüğünüz birisi değil, dişlerini boynuma geçirdiğinde fikrim değişti. Ya şu an şöyle bir sıkıntımız var. Benim kamera muhtemelen metnin üstünde duruyor. Önce şöyle bir kendimi küçülteyim. Küçültsem de burası açılmıyor. Şurayı kendime alayım. Chat kardeşim, gel sen de buraya. Ben de şuraya alayım chat kardeşim. Ya da şuraya alayım. Daha zararsız bir yer şurası muhtemelen. Evet. Abone boncuklarını da şuraya alayım. İşe bak ya, bütün ayarımızı bozdu oyun. Peki, devam. Heh. İşte diyor ki, eskiden kadere inanmazdım fakat sonra Amerika'nın en zengin kadını, ama öyle sizin televizyonlarda, gazetelerde gördüğünüz tipler değil. Bilinmez zenginlerden. Kertenkele neslinin üyelerinden bir tanesi oyunuma dişini geçirince aklım başımdan oynadı diyor. Şu an tam da senin durduğun yerde yaşandı bu üstelik. Kader mi? Sen karar vereceksin. Saldırgan olmaya gerek yok. Biraz daha dinle. Bak, benim hatam şuydu. Ben güneşe çok yakın uçtum. Ve bu yüzden de cezam bir daha parladığını hiçbir zaman görememek oldu. Ben kendim de ışık saçıyordum. Pırıl pırıldım. Param vardı, güzeldim, kendime güvenim vardı, bağlantılarım vardı, erkekler, kadınlar, kariyerim vardı, gözümde ışık vardı. Gözünde ışıkla doğarsın biliyorsun. Sonra da öğrenemezsin onu. Ve sonra benden daha da güçlü birisi beni fark etti ve dedi ki, bu böyle olmaz. Bana, benim içimden gelen ışığı benden çaldı.
İngilizce metni güzel oyun aslında. Ha, ciddi alıp oynayacak olursanız şimdiden beğendim. Tıpkı senin gibi 9. seviye bir vampirdi. Üstün bir avcıydı. Muhtemelen bana bir ders vermeyi öğretti. Ben insanların üst noktası gibi gözüküyordum ama bana sadece basit bir av olduğumu gösterdi. Havalı artistin bir tanesini görüp artistlik yapma lan deyip gazını almak çok keyiflidir. Muhtemelen o da bana baktığında aynı şeyi gördü. Benim ustamın bana öğrettiği şey kaderle ilgili bir bilgiydi. Kimler iktidardaysa sen daima onların kölesisindir. Kendimi yok edecektim bunu anladıktan sonra. Ama daha sonra ondan aldığım dersleri farklı bir şekilde yorumlamayı akıl ettim. Onun bana verdiği şey bir kıyamet mesajı değildi. Bir umut mesajıydı. Kader vardır ama doğru silahlarla şekillendirilebilir. Benim ustam benim araçlarımın kadere uygun olmadığını düşündü. Onlara oyuncak dedi. Ve beni de oyuncu benle de oyuncak gibi oynadı. Şimdi ölülerden daha da ölü. Ve ben hala buradayım. Ustamla tanıştığım yerde ben duruyorum. Senin CFK havaalanına nasıl geldiğini öğrendiğimi merak etmiş olabilirsin. Bu da tabii ki kader. Şans şunu gösteriyor ki... Ya şansa bak ki, kadere bak ki diyor. Tam da benim bir grup arkadaşımın giren çıkan tabutları kontrol ettiği bir güne denk geldi. Uçaktan seni aldık ve buraya getirdik ve böylece tanımadığım bir yerde uyandın. Ne yapacağını bilmiyorsun ve bu yüzden senden özür dilerim. Ama sen New York'u çok nadir ziyaret edersin. Son 15 senede New York'a sadece 3 kere geldin değil mi? Ve buraya geldiğinde bana hiçbir zaman haber vermiyorsun. 53. caddede yine bir görüşmen olduğunu biliyorum. O yüzden sana oraya gitmen için bir yol ve yordam sağlayacağım. Seninle olan ilişkime önem veriyorum. Beni yanlış anlama. Ama seninle olan ilişkime çok değer verdiğim için bana olan borcunu da ödemeni isterim. Sana bu iş için güveniyorum sadece. Ve çok dikkat çekmemeye çalış. Benim deli olduğumu düşünebilirsin. Ve topluluğumuzun kurallarını bu şekilde ihlal etmeme kızabilirsin. Cezasız kalmayacağımı düşünüyorsun. Ama burası New York. Diğer şehirleri bilmem. Ama bu şehirde kader vardır. Ve şu anda kader sana gülümsüyor. İşte böyle başlıyor. Telefonu çaldı. Yine patron. Aa, gerçekten Vision Novel ha. Vision Novel Japonlarda... Muhabbet ede ede sarı kızları tavlamaya çalıştığım meşhur oyun var ya, bayağı o tarzmışız bugün. Yusuf Bulut 2. ay, Berat Dal 2. ay, Ömer Faruk Güler 4. ay. Şervan diyor ki abi senin Detroit Become Human serini bugün keşfettim. Sabahtan beri izliyorum, evde kahkaha atıyorum diyor. Eyvallah Şervan, beğenmene sevindim. Furkan Koyuncu, iyi yayınlar kral, benim çıkarttığım oyun Fall of the Mafia, baktın mı Steam Key göndermiştin diyor. Furkan bakayım, henüz bakmadım. Hatırlamıyorum da hatta. İstersen aynı keyi bir daha gönder. Eklememişimdir buraya muhtemelen. Onurcan Uçar 4. ay, Mustafa Niyet 2. ay. Buna bak. Vampir de olsa ırk seçmek ırkçılık mıdır? Tabii ama vampir dünyasında ırkçılık yakışıyor. Mert Balayı, Vampire the Masquerade az oynamadık masa başında. İyi yayınlar bu arada CS demiş. Ooo, masaüstü oyuncularımız da var aramızda. Çok güzel. Sevindim valla. Çağatay Yurdalan yeni destekçimiz olmuş. Evren Yolcuları grubuna katılmış. Abim iyi yayınlar. Eğer hoşuna giderse Vampire Masquerade Bloodlines'in ikinci oyunu ön siparişte serisi gelirse çok güzel olur bence demiş. Biliyorum onu çoktan ön sipariş ettim. Çünkü biliyorsunuz bizim ülkede oyunu ön siparişte normalde ben hiç almayı tavsiye etmemiş kimseye. Ama 180 liradan mı ne çıkmıştı? Piyasaya çıkacağı zaman 380 lira olur o. Bizim ülkede güvenemiyorsun böyle şeylere. Egehan Beşiktepe'den Adil Tüken ve Hüseyin Arslan, Burak Çakacak, Adnan Dumlu, Mert Tözün destekçimiz oluyor. Yeni destekçilerimizi Facebook'taki canlı yayında izleyenlere diyorum ki Evren Yolcuları Facebook grubuna girmeyi unutmayın. Hadi devam edelim. Telefonu çalıyor. Tekrar patronu arıyor. Güneş battıktan sonra... güneş battı ve ofisini dolduran güneş ışıkları ortadan kayboldu. Şehir buradan bakınca ışıklarla dolu bir okyanusa benziyor. Uzaya doğru miller boyunca uzanıyor. Telefonu açıyorsun. Tam da günü kapatıp artık evine dönmek durumundaydın. Fintech'i unutacaktım ve eve gidip biraz rahatlayacaktın ama şans yok. Yatırımcılarımdan bizden bir tanesi seninle görüşmek istiyor diyor sesi. Her zamanki gibi hem biraz yavşakça hem de otoriter bir tonda. Bir saat içinde ofisinde olacak. Saate bakıyorsun. Bir saat mi? Şaka yapıyor herhalde. Biliyorum ama biraz takıl bakalım. Bayağı sağlam bir karakter bu. Onu etkilemen lazım. İyi. Dişlerini gıcırdatıyorsun. Patron, sert patron.
telefonu kapatıyor. 2 saat, 2 saat bekleyebilirsin. Bir kahve daha koyuyorsun kendine ve bu süreyi nasıl avantajına kullanabileceğini düşünüyorsun. Aa, okey. Galiba ilk önce bir vampir karakterin gözünden gördük. Şimdi herhangi bir normal vatandaşın gözünden göreceğiz gibi geliyor. Ve çoğu kişinin bildiğini tahmin ediyorsun. Hayır, şu an çalıştığın pozisyondan memnun değilsin. Hatta kendini camların cama baskılanıyor gibi hissediyorsun. Senden daha aptal olan üstlerin senin yerine terfi aldılar ama onlar CEO ile arkadaşlar. Sense terfi almak için çok çalışıyorsun. Evet evet, biz bir insanız bence. Biraz sonra gelen yatırımcı vampir çıkacak. Diyecek ki wow, üst vücudun ne kadar kaslı ve bizi ısırıp bizi vampir yapmaya karar verecek. Bakalım nereye varacak hikaye. Ergenekon DNA Gihan hoş geldin. Gazi Emre Kazan ikinci ay hoş geldin. Facebook grubuna zıplamayı unutmayın arkadaşlar. Eskiden 9'dan sonra ofiste kalma fikrine güler geçerdin. Eve gidecek bir partnerin vardı. Akşamları Netflix'ini izleyip chill yapıyordun. Pizza yiyordunuz ya da Çin yemeği yiyordunuz. Ama merdivenden yukarı çıktıkça, yani terfi aldıkça çalıştığın saatler artmaya başladı. Artık yemek sadece şirket kantininde yediğin şeyler ya da bazen dışarıda işten eve giderken yediğin şeyler. Neyse ki sağlam bir metabolizman var ve henüz pes etmiş değil. Dinlenmek mi? Şu anda muhtemelen senin evinde evini temizleyen kadın senden daha çok vakit geçiriyor. Patronunun yeni çekici ama rahatsız duran sekreterini etkilemek için alıntıladığı Shakespeare dizelerini hatırlıyorsun. Bazıları uyumalı, bazıları uyuyanları izlemeli. Dünya bu şekilde döner. İçecekler mi? Yani çoğunlukla iş arkadaşlarını içiyorsun dışarı çıktığında ama onların da çoğu artık senden nefret ediyor. Tekrar bir gözün yanıp sönüyor. Şu anda iş hayatının en karlı çeyreğindesin. Ama şirket yine de işten adam çıkartmaya karar verdi. Patronun insanlara gidip bunun bilgisini kendisi vermek istemedi. O yüzden işten çıkartma görevini de sana verdi. Patronun hangi savaşları savaşması gerektiğini bilecek kadar akıllı. Ama belki bu gece her şey değişebilir. O yüzden bugünkü toplantıya çok iyi görünmeye karar veriyorsun. Çok öyle sürtükçe kıyafetler değil ama bluzunu bir düğme açıyorsun. Böyle bakıyorsun, popon sağlam duruyor mu eteğin içerisinde diye. Kalem eteğin içerisinde. Ayna kalem eteğin içerisindeki poponu beğeniyor. Yok da güzel çeviriyorum bu akşam ha, keyfim yerindeymiş. Çeviri akşamımış demek ki. Abdülmelik Balamur 3. ayına girmiş, hoş gelmiş. Çok da gururlu değilsin bu şekilde olmaktan ama artık alıştım bunlara. Kısmetini biliyorsan bu gelen yatırımcı muhtemelen kendisine takıntılı Elon Musk olmaya çalışan 20'li yaşlarında bir yuppi olur. Ya da çok ağır kolonya koku sürmüş şişman zengin herifin teki olur. Asansörden gelen ping sesini duyuyorsun. Bakalım neymiş bu gelen. Son kez bir aynaya bakıp kendi saçını düzeltiyorsun ve sonra ayak seslerini dinliyorsun. İçeriye gelen adam beklediğin kişi değil. Havalı birisi evet. Ama gördüğün çoğu şirket adamından çok daha rafine bir adam. Ooo, zengin ve kaslı birisi geldi ha. İyi. Zengin ve kaslı birisi geldi, hadi bakalım. Pahalı bir takım elbisesi, takım elbisesine uygun bir ceket ve kravatı ve yürüyüşünde de bir özgüven var. Çok da yakışıklı. Bu ne lan, vampir lan bu. Ölmüş bu ha. Neyse. Merhaba. Bu beklenmeyen ziyaret sizin için çok gergin değildir umarım. Aman Allah'ım, sesi. Sesinin yumuşaklığı ve gücüyle sizi etkiliyor. Gözleri çelik gibi mavi. Soğuk, sert. Ya geldik yine botpede. Ya işte ya, çok tuhaf bir durum. Yıllar ilerledikçe eskiden çok cool olan Vampire oyunları yıllar geçtikçe, aslında zaman değiştikçe, yani yaşlı birisi olarak söylüyorum bunu size, 1990'larda gotik ve karanlık olan şeyler bugün artık nostaljik olduğu için ve aslında çok tuhaf bir şekilde Kanal D dizileri, True Blood gibi eserler, Wattpad gibi eserler hep beraber Vampire the Masquerade'in 1992 senesinde, abi helal olsun herifler, vampirlere daha romantik ve gizemli bir bakış açısı getirmişler denilen yere doğru kaydıkça, giderek Vampire the Masquerade bir Wattpad eseri ile aynı kategoride
kalmak zorunda kaldı ya. İnsan üzülüyor buna gerçekten. Ah, zamanlar değişiyor. Biz yaşlanıyoruz. Dünya değişiyor. Herkes kendisini güncelleyemiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Şu anda Facebook'ta ya da YouTube'da bizi izleyen arkadaşlar varsa gerçekten de Anne Rice'ın vampirle görüşmesinden sonra o meşaleyi eline alıp modern dünyanın gecelerine havalı, cool, iş adamı, zeki, aklı çalışan vampirleri sokan ve aslında modern dünyanın canavarlarını geçmiş dünyanın canavarlarıyla öpüştürmeyi beceren ilk eserlerden bir tanesi bir masaüstü rol yapma oyunu olan Vampire the Masquerade'di. Ama işte tabii iyi bir iş yaptılar ve o iş popülerleşti ve ondan sonra Originals'lar çıktı, True Blood'lar çıktı. Çoğunuz belki Angel ve Buffy'de görmüşsünüzdür. Bilhassa Angel'da Wolfram and Hart şirketindeki falan. Onların çoğu gerçekten Vampire the Masquerade'in 1992'de çıkan kural kitabı, masaüstü rol yapma oyunu kitabından esinlenerek ortaya çıkmış şeyler. Bugün çoğunuza Wattpad gibi gelen şey bir zamanlar bana çok cool geliyordu yani, haberiniz olsun. Ama işte gerçekten hayat değişiyor yani. Şimdi kötü çocuk oldu her şey. Neyse. Adam tam bir iş adamı. Profesyonel. Ve size sizin konumunuzda birisine uygun şekilde davranıyor. Konuştuğu zaman gözlerinizin içine bakıyor. Memenize değil. İş hayatın işle ilgili sorular soruyor size. CEO ile olan konuşmasında neler öğrendiğinizi soruyor. Ve patronunuza neredeyse patronunuzun bir ahmak olduğunu söyleyecek noktaya geliyor. Ve siz bu sırada aksanını tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bildiğiniz hiçbir aksanı çalışmıyor. Benzemiyor. Avrupalı aksanı ama nereden acaba? Kusura bakmayın, sizi çok benzettim. Ama bu akşam bana bir içkiye katılır mısınız? Oo, Furkan Mermer demiş ki Kabil'in çocuklarını boşver kral. Türk oğlu Türk, Gaia'nın çocukları olan kurt adamları oynar demiş. Valla White Wolf geekliği yapılacaksa ben açıkçası ikinci nesilciyim White Wolf'ta, çoğu şeyin aksine. New World of Darkness denilen bir seri vardı ya, çok daha oyun olarak ve konsept olarak güzel buluyorum. Ana hikayesi daha az bir şeydir. Bir de biliyorsunuz eski seri olan 92 senesinden çıkıp 2000'deki Apokalips'e hazırlanılan bir masaüstü oyunları var. Ve o insan onu bilir ve sever. Hakan Torunoğlu demiş ki herkese iyi akşamlar. Bugün kontrollerim yapıldı. Yarın sabah tüp mide ameliyatına giriyorum. 130 kilogram ile gireceğim. Ameliyata bakan ne zaman ne olacak? Bayağı heyecan yaptım. Yayın iyi geldi demiş. Hakan şimdiden iyi şanslar. Bir şişko olarak sana hashtag elveda şişko diyorum. Güzel bir noktada görelim seni. Erdi Küçük demiş ki bu seferki kitap Wattpad için fazla kaliteli olmamış mı? Şaka şaka, World of Darkness'çılar tetiklenmesin demiş. İşte aynen Erdi, ben de onu düşünüyorum bir yandan. Yani Wattpad'de o kadar çok vampir hikayesi okuduk ki artık vampir ne kadar insana böyle çiğ gelmeye başladı. Çok ilginç geliyor bana. Bana da çünkü sorsanız 2000'lerde aşırı cool geliyordu World of Darkness. Hala muhtemelen iyi yapıldığı zaman cool gelebilir. Yeni çıkan oyunu nasıl olacak? O yüzden onu merak ediyorum. Bakalım. Dur bakalım nereye gidecek? Güzel yazılmış bir hikaye bu arada. Yani klişe biraz evet ama güzel yazılmış gidiyor şimdi. Evet. Ha, tabii ki böyle diyecekti. Bir dakika durup aslında kısa bir anlığına böyle bir adam olmadığını düşünmüştünüz ama neyse, sen de okey diyorsun. İyi bir adama benziyor. Zaten başka planlarında yok ya. Yatırımcınızın bir limuzini var. Biniyorsunuz ve Williamsburg'a yakın lüks bir restorana gidiyorsunuz. Orada deluxe bir locada bir koltuk sizi bekliyor. Sadece ikinizsiniz baş başa. Şundan bundan biraz konuşuyorsunuz. Yanınızdaki yatırımcı tarihle ilgili bilgi sahibi gibi. Söyle bana, eğer şirket tümüyle senin olsaydı ne yapar? Laz Ziya'ya benzetiyorum abi ben adamı. Yani güzel karizma vampir falan yapmaya başlatmışlar ama ben inanılmaz Laz Ziya'ya benzetiyorum şu anda bunu. Söyle bakalım Orhan. Böyle değildi Laz Ziya'nın sesi. Neyse ben hiç yapamıyorum. Söyle bakalım Orhan. Yok olmuyor, tamam. Deneyeceğim bir ara. Neyse, aniden şarabını tükürüyorsun. İşte şansınız bu. Kaç zamandır aklınızda olan bu. Arkanız, işin artık arkasında profesyonel ıvır zıvırat da yok. Odaklanıyorsun, içgüdülerini dinliyorsun. Restructuring yapmayı düşünüyorsun. Böylece şirketten patronunu atabilirsin. Ve yeni pazarlara açılmayı düşünüyorsun. Böylece mevcut çalıştığın çirkin insanları da geride bırakabilirsin.
Evet, adam anlattığın şeyleri beğendi. Öne eğiliyor. Gözleri bir ışıkla parlıyor. Eskiden orada olmayan bir duygu görüyorsun gözlerinde. O zaman sen bizim işimize yararsın Orhan! Diyor. Sözleri sen bayılırken kafanda yankılanıyor. Uyanıyorsun. Kim bilir ne kadar zaman sonra. Neler olduğunu anlamaya çalışırken tanıdık bir ses duyuyorsun. Yatırımcının sesi, birileriyle konuşuyor. Bir anda aklınıza bir takım görüntüler geliyor, bir takım anılar. Gözleri sana kilitlenmişti. Bir anda dişleri daha uzun gözükmüştü. Ve tuhaf bir şey daha olmuştu. Boynunda tuhaf bir iz. Son yaşadığın orgazma Florida'da, başka HR'da çalışan bir çocukla yaşarken yaşadığın son güzel seksinizde yaşadığın orgazmı hatırlıyorsun. Ve sonra karanlık. Bak helal olsun. Wattpad'in aksine çat dedi, orgazmdan girdi. Vampire bu arada bilmeyen varsa aranızda şey gibi düşünün. Ne yazık ki çoğunuz artık bugün Wattpad veyahut da Twilight vampirlerini daha çok biliyorsunuz ama Vampire the Masquerade hep şeydi. Gecenin karanlık yaratıklarını çok gotik ve karanlık bir yerden ele aldığı için işte cinsellik, bağımlılık, tutku, bilmem ne falan böyle çok daha sert bir yönden ele alır. O da birazcık kalitesini arttırır aslında bu eserlerin. Tabii kötü bir yazarın elinde kötü hikayeler çıkar her zaman. Adam diyor ki evet benim işim burada bitti. Sana borcumu ödediğimi varsay Orhan diyor. Abi bu Laz Ziya değil de Pokemon olan Skyter sesi oldu. Neyse çok bilmiyorum. Ege Karabekir hoş geldin. Bahattin Tuncer sen de hoş geldin. Yeni oyunu gelmeden Vampire the Masquerade oyununu oynama ihtimalin var mı? Salih o kadar yok ki. Ya böyle bir nostalji diye bakarız yani. Şey sert nostaljide bakarız belki. Hayrettin Balcı sen de hoş geldin. Altıncı ayına girmiş. Karanlıklar Ülkesi ve Blade gibi. Aa evet onlar da evet oradan esinlenmedir baya. Arkadaşlar chat'e yeni yeni arkadaşlar gelip sürekli Disco Elysium'un şeyi var. Türkçe çevirisi için oy kullanır mısınız diyorlar. Kullanın isterseniz. Sevgili chat sizin için. Rufet Arzuman'a odaya girdiğimde Nutella sırası vazlıyordu diyor. Eyvah. Neyse yatırımcı birilerini itiyor. Çıkıyor oradan. Artık bize bakmıyorlar bile. Kapılar arkasında kilitleniyor. Sen zar zor kendine gelip ayağa kalkıyorsun. Dudaklarına dokunuyorsun. Kan. Adam vurdu mu lan sana? Bir ayağa kalkmaya çalışıyorsun ama kafanda güm 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 bir ses var. Birilerinin vampir yapma kuralları değişmiş mi ya? Neyse. Ha adam 9. nesilse biz 10. nesil yaptı muhtemelen ha. Muhtemelen şarabına bir şey kattı şerefsiz diyorsun. Kıyafetlerine bakıyorsun. Kıyafetlerine dokunulmamış. Bir anda daha önce hiç hissetmediğin bir şey hissediyorsun. Yere düşüyorsun. Her tarafında bir acı var ve büyük bir açlık hissi geliyor. Öyle bir açlık ki için yanıyor için. Reddedemiyorsun içindeki açlığı. Sakinleşmeye çalışıyorsun. Nefes alıp vermeye çalışıyorsun sakinleşmek için. Mindfulness eğitiminde almıştın. Ama sonra fark ediyorsun. Artık nefes de almıyorsun. Ve inanılmaz. Kalbin olduğu yerden zıplayıp gidecek gibi oluyor ama kalbin artık kıpırdamıyor. Tek bir atış bile yok kalbinde. Kapı açılıyor. Şaşkın bir ses duyuyorsun. Genç bir garson. Kuzey Avrupalı ses tonuyla konuşuyor. Lanet olsun dostum, iyi misin? Bu nasıl bir Kuzey Avrupalı oldu bilmiyorum. Kötü bir Kuzey Avrupalı oldu. Niko Bellic. Hey cousin. Titties falan demesi lazım herhalde. Bilmiyorum. Irkçılık yapıyorum. Bir dakikalığına adamın burada ne yaptığını düşünüyorsun. Her şey çok yanlış. Sonra adamın kokusu burnuna geliyor. Oho! Duvara vurup bizi Nutella sürecek. Serhan Erciyes ikinci ayında hoş geldin. Kokusu seni baştan çıkarıyor. Her şey çok güzel geliyor sana. Elini uzatıyor senin ayağa kalkmana yardımcı olması için. Tutuyorsun elini. Sıkıca tutuyorsun. İki elinle birden tutuyorsun. Sonra ısırıyorsun. Bileğinin orada bir dövme var. Tam onun üzerinden. Laps diye. Ne yaptığını anlaman bir dakika alıyor. Bir yerden kaçmak istiyorsun. Ama içinden bir ses diyor ki İç! Em! Sen vampirsin Em! Diyor. Can Bonomo'nun sesiyle Em! Vampirsin sen. Ve bir şey fark ediyorsun ki bu çok hoşuna gidiyor. Bir süre debeleniyor karakter. Sonra dizlerin üstüne düşüyor. Artık gözleri görebiliyorsun. Gözleri açık mavi ve çok şaşkın. Adam yıldıktan sonra ancak bırakabiliyorsun onu.
Isırığın kolunda büyük bir iz bıraktı. Zavallı Rita, Hayward dövmesi. Artık yaralandı. Sen az önce bu adamın kanını mı içtin? Ağzına bir parça et gelmiş. Tükürüyorsun ağzından. Bu nereden gelmiş? Ne vardı bu şarapta? Birader hadi biraz zar zor odaklanıyorsun. Kalbinde ve ciğerlerinde hala hareket yok. Telefonu açıyorsun ve 911 arıyorsun. 911 de geçen haftalarda oynadığımız bir oyundu biliyorsunuz. 911 canım ne ihtiyacınız var? Hadi bu sefer de kardeşim şimdi bak. Bu sefer de seçenek çıktı, o da bu sefer de benim yine arkamda çıktı. Ama biz ne yapacağız? Nereye gidelim ben o zaman? Buraya mı gidelim? Bizi kovuyorlar her yerde. İnanılmaz. Göçmen gibi olduk oyunun başından beri. Ha oraya ha oraya savruluyoruz. Peki. 911 canım ne derdin var? Ay nefes alamıyorum. Kumsal. Nefes alamıyorum. Hanımefendi şu anda neredesiniz? Evet. Gerçekten de 9-11 oyununda aynı bir soruları soruyorduk biz de ilk arama olduğunda. Bir anda kapılar açılıyor. Seni buraya getiren adama benzeyen ama o adam olmayan birisi içeriye giriyor. Uzun boylu, omuzları geniş, yakışıklı. Çok şık bir kıyafet var üstünde. Ama seni çok daha koyu ve sana pazarlık etmeye gelmiş gibi durmuyor. Elindeki telefonu fark ediyor. Yaşamak istiyorsan telefonu bana ver deyip seni duvara yaslayıp nefesini hohluyor sana. Adamın sesinde ikna edici bir şey var. Sakin ama belli bir şekilde seni tehdit ettiği çok belli. Tam bir iş adamı. Onunla tartışmıyorsun. Hanımefendi, alo. Vaktinizi harcadığımız için kusura bakmayın. Yeni iş arkadaşım zarhoş olmuş, sağa sola arıyor. İyi geceler. Telefonu kapatıyor ve telefonu cebine koyuyor. Gözlerini bu adamdan ayıramıyorsun. Ne kadar görünüşü hipnotize edici olsa da aynı zamanda rahatsız edici bir şey de var. Merhaba hanımefendi, sizi almaya geldim. Aynı kenarıya kime alıyorsun beni? Ne oldu, yanlış bir şey mi söyledim? Yaklaşıyor ve garsonun vücudunu inceliyor. Kritik durumda ama yaşayabilir. Neyse. Sonra sana bakıyor. Bütün bunlar senin için yeni. Biliyorum ama senin gibi tazelerle çok uğraştım. Ve sana şunu söyleyeyim. İki tane kategori vardır sizin gibiler söz konusu olunca. Bir, ilk önce benim söylediğim her şeyi dinleyen ve tuhaf şeyler yapmaya çalışmayanlar. Onları gitmeleri gereken yere götürürüm. Sessiz ve güvende. Bir de aptallar vardır. Aptallar benimle mücadele etmeye kalkarlar. Birilerini aramaya kalkarlar. Kaçmaya çalışırlar. Problem çıkartmaya çalışırlar. Onlar hiçbir yere gidemezler. Hiçbir yere gidemez. Sesi bir anda sıkkın ve monoton bir hale geliyor. Daha önce bu konuşmayı çok yaptığını fark ediyorsun. Ben olsam burada bir zar attırırdım mesela. Adam ne kadar doğru söylüyor söylemiyor anlamak için. Ama bir dakika, statlarımız yok ki bizim zar atalım. Var mı? Yok. Okey, hiç ekstra bir şeyimiz yok. Evet, ben kendime çoğunlukla zeki bir adam olarak kabul edelim. Ama bir yandan da şöyle bir hatam var. Ben Fenerbahçeliyim. Hayattaki belki de en büyük zayıflığım bu. O yüzden sizin gibi itlerle uğraşırken bir 3 kural sistemi yaptım. Eğer bir ya da iki kere canımı sıkarsan hadi neyse, ama eğer 3. bir kere canımı sıkarsam ben de senin canını sıkarım. Yürüyüşünde bir tehditkarlık var. Sana yaklaşıyor ve çok daha yakından konuşuyor. Bunun bir test olduğunu fark ediyorsun. Bir şey yapıp yapmayacağını anlamaya çalışıyor. Diyor ki, 3 hata yaparsan atılırsın. Kupanı çalarız. Şimdi o yüzden söyle. Anladım de. Hemen. Vücudundaki bütün atomlar adama itaat etmeni istiyor. Fuck you. Ben sadece adam yerine koyduklarıma sir derim. Tamam mı? Benim adım Kumsal Ayaz. Seni dinleyecek değilim. Seni uyarmıştım. Bu yaptığın ilk hata. Laflarına dikkat et. Neyse, şimdi devam edeceğiz. Bu durumundan haberdar etmek istediğin kimse var mı?
Dişlerini gösteriyor kısaca. Dişlerini görmek seni korkutuyor. O adamla ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Sana yakın birileri var mı? Cevap vermeyeceğim sana. Ben Kumsal Ayaz. Evet. Böyle laf olmaz. Ay sana mı söyleyeceğim her şeyi? Hayır. Bu işler benim de işim artık. Sana bir soru falan filan. Okey ya. Patronum var patronum. Bir ailen yok mu? Bir aşık olduğun birileri yok mu? Dostum, dostum, işim var sadece. O zaman her şey çok daha kolay olacak. Ama sana dürüst olayım. Bu noktadan sonra farklı kurallar çalışır. Bu alemde vampir kuralları geçerlidir. Bundan sonra yaşadığını hiç kimse bilmeyecek. Bundan sonra seni bilenler yüzünü görmeyecek. Bundan sonra seni aramaya gelen olursa ikiniz için de ölüm olur. Vampirler aleminde yaşamak için sen de bir vampir olmalısın Ali Can'dan. Eğer Hudson'ın dibini görmek istemiyorsan dediklerime uyarsın. Beni şey etmeyin. İş gösteriyor. Vah bir durumu daha var. Bir anda bir tükenmişlik üstü geliyor üstüne bayılıyorsun. Falan. Evet arkadaşlar. Benim tarzım bir oyun değil. Vampire the Masquerade Coteries of New York oyununa hep beraber kısaca bir baktık. Dediğim gibi benim tarzım değil ama vaktiniz vardır. Yayıncı ya da YouTuber değilsinizdir. Efendim açayım da Vampire evreninde geçen bir oyun oynayayım. Bu sene yeni oyunu çıkacak. O çıkmadan önce biraz daha lore'unu öğreneyim. Zaten masaüstü oyununu oynuyorum. Bilgisayar oyunu ne kadar kötü olabilir ki diyorsanız. Yani meraklısına damgasını vuruyoruz bu oyuna. İngilizcesi iyi olan meraklısına diyoruz. Vampire the Masquerade Coteries of New York'u uğurluyoruz. Ben genel olarak Vision Novel'ları çok sevmem. CG setlerini indirir bakarım uğraşacağıma. Ama dediğim gibi bu türün meraklısı çok var. Uzun uzun okuyor okuyor oynarsınız işte. Beğendiyseniz, coştuysanız. Visual Novel'lar zaten oyun olarak biraz bu da oyun mu lan tartışması çıkartabilecek şeyde yapımlardır. Tartışmalı oyunlardır birazcık onu söyleyeyim yani. Ama öte yandan dediğim gibi biraz daha Visual Novel oldukları için çok hikaye barındırırlar ve bu dünyayı öğrenmek isteyen arkadaşlar için çok keyifli bir oyun olabilir bu. Dediğim gibi sabrınız varsa bu tarz oyunlara okeyseniz ve İngilizceniz yeterliyse. Bu neymiş serisiyle farklı ve ilginç oyunlara bakmaya devam edeceğiz. Gözlerden öpüyorum. Biz Facebook'ta canlı yayına devam ediyoruz. YouTube playlist burada. Kanala abone olmayı unutma. Bu seride başka hangi oyunları görmek istersen onu da aşağıya yaz. Hadi görüşüyoruz. Hoşça kalın.